Hepinize yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sinemadan ve sinemaya benzeyen başka şeylerden konuşacağız. Öncelikle kısaca şu fragmanları düşen Godzilla vs. King Kong filminden bahsetmek istiyorum. Godzilla will come for him. Film 26 Mart'ta dünya çapında sinemalarda ve HBO Max adındaki dijital platformda gösterilecek. Eğer salonlar açık olursa biz de sinemada IMAX falan izleme şansına kavuşacağız ki umarım yeni bir erteleme gelmez ve salonlar açılır. Çünkü salonların kapalı olduğu ve büyük filmlerle buluşamadığımız bu iklimde dijital platformlar aldı başını gidiyor ama nereye gidiyorlar? Bu videonun asıl konusu olacak. Godzilla vs. King Kong fragmanıyla bile insanları heyecanlandırmaya ve sosyal medyada bir sürü tartışma başlatmaya yetti. Demek ki böyle büyük, şatafatlı, gürültülü filmlere de acıkmışız. Ben şuna inanıyorum, içerik olduğu sürece, yani güçlü filmler olduğu sürece sinema salonları seyirci bulmakta zorlanmayacaktır. Bizim yapımcılarımızın, BKM, TAFF gibi büyük yapımcılarımızın ve Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi filmleri iş yapan, gişe yapan sinema insanlarının bu konuyu mutlaka düşünmesi ve bu zor zamanlarda salonları yaptıkları filmlerle desteklemeleri gerekiyor. Belki biraz daha az gişe yapacaklar ama bir ülkenin sinema sektörünü, kendi ülkelerinin sinema sektörünü ve kendi geleceklerini kurtaracaklar. Bu da öyle yabana atılacak bir şey değil ve sorumluluk almaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi, dijital platformlar nereye gidiyor? Dijital platformlar yükseliyor. Son videolarımda bu dijital platform hadisesinden sürekli bahsediyoruz. Yeni yeni içeriklerle bizi besliyorlar. Ama şöyle de bir şey var. İnsanlar artık kurguya doymaya başladı. Yani sürekli dizi, film, imkansız aşklar, çatışmalar, mafya hesaplaşmaları, ulusal kanallar derken bir de dijital platformlar buradan yürüyünce kafamız karıştı. Neyi seyredeceğimizi şaşırır olduk. Yani benim gençliğimdeki gibi sevdiğiniz bir filmi iki kere, üç kere izleyebileceğinizi artık düşünmüyorum. Çünkü mutlaka tüketmeniz gereken yeni bir içerik var. Ve öyle bir bölüm, iki bölüm de değil. Bir anda bütün bir sezonu size sunuyor. Bunu kim yapıyor? Netflix. Netflix en son ne yaptı? İşte 50 metrekare diye bir iş yaptı. Hayatta istediklerini elde etme için bazen sert olman gerekecek. Yani bir yazı yazmayı düşünüyordum aslında ama sonra yazı yazmaktan vazgeçip, çünkü önemsiz bir iş, tweet atıp geçtim. Ama o tweet yürüdü. İkinci sayfa programından arkadaşlar sosyal medyalarına taşımışlar. Beni ve Cüneyt Özdemir'i aynı karede buluşturarak. Evet, beğenmedim. Hiç beğenmedim. Yani hatta şunu da sorguladım. Dijital platformda bu işin ne işi var? Çünkü bu total seyirci hedeflenerek çekilen ulusal kanallarda örneklerini, benzerlerini çok fazla gördüğümüz bir dizi fikri. Yani bunu 50 dakikalık bir Netflix bölümü haline getirip reklamsız yayınlamak bence bir marifet değil. İkinci bölümün ortalarında izlemeyi bıraktım. Çünkü o kadar tahammül edebildim. Yine uzun bakışmalar, yine tuhaf komiklikler, yine sonu gelmez mafya hesaplaşmaları, yine geçmişini arayan bir adam. Kurgu bu kadar kendini tekrarladığında bu sıkıcı olmaya başlıyor arkadaşlar. Ve ben bunu dile getirmekten çekinmek istemiyorum. Maraşlı dizisi içindeki reytingleri gayet iyi gidiyor aslında. Olumsuz bir yazı yazmıştım. Şunu da söylemek isterim. Maraşlı'da çok sevdiğim bir büyüğüm olan, bana oyunculukla ilgili çok önemli dersler vermiş olan Kerem Atabeyoğlu oynuyor. Keza 50 metrekarede en yakın arkadaşlarımdan biri, çocukluğumuzu birlikte geçirdiğimiz, amatör tiyatro yaparak büyüdüğümüz, hali hazırda görüşmekte olduğum Gürkan Uygun oynuyor. Buna rağmen ben bu ikisi hakkında olumsuz bir görüşüm varsa bunu dile getirmek istiyorum. Çünkü samimiyetin zedelenmesini de istemiyorum. Çünkü şuna inanıyorum ben, eş dost kollayıcılığı yüzünden biz aslında izlememiz gereken şeyleri izlemiyoruz. Eğer öyle olmasaydı diye düşünüyorum, 50 metrekare
onaylanıp bir Netflix dizisi olarak karşımıza çıkmazdı. Netflix bir başkadırla çok iyi bir kanala girmişti. Daha doğrusu Türkiye'deki dijital platform seyircisinin ne istediğini keşfetmiş gibi bir şey yaptı. Sonra Azizler de iyiydi mesela. Ama bu 50 metrekare yine Netflix'i benim gözümde hani o genel seyirciyi tavlamaya yönelik. Benim zaten çok zengin bir kütüphanem var. Bir sürü uluslararası dizim, filmim ve belgeselim var. Bunlar niş seyirciyi yani bir alternatif arayan seyirciyi tavlamaya yeter. Ben asıl böyle onların dışında kalan kitleye oynamak için orijinal dizi çekeyim. Kafasının yeniden tezahür etmesi yani ne yapmışlar işte Aşk 101'i seven, Hakan Muhafız'ı seven bunu da sever. Ama hiçbiri iyi filmler değil. Ne yazık ki bu dijital platform meselesi de şuna dönmeye başladı aslında. Mesela ilk DVD'ler çıktığı zaman, benim aldığım ilk DVD bu arada Matrix filminin DVD'sidir. O zamanlar DVD'ler harikaydı. Görüntü kaliteleri inanılmazdı. DVD'lerin içi tıka basa içerik doluydu. İşte kamera arkası videoları, belgeseller, oyuncularla röportajlar vesaire vesaire. Sonra yavaş yavaş DVD mefhumu hayatımıza girmeye başladıkça bu işi savsaklamaya başladılar. Sadece filmden ibaret, fragmanın dahi koyulmadığı ve görüntü kalitesi vasat olan DVD'ler satılmaya başlar oldu. Sanki dijital platform hadisesinde de şöyle bir şey var. İlk karşımıza çıkan yapımlar çok iyiydi. Bu iş hayatımıza girip aboneler kazanıldıkça sanki böyle daha böyle ucuz işler, konfeksiyon işler. Yani bu iş bir anda böyle bir konfeksiyona dönüştü. Yani şunu düşünün mesela Blue TV'de ilk karşımıza çıkan orijinal neydi? Masumiyet. Puhu TV devamını getiremedi ama Şahsiyet gibi mükemmel bir dizi yaptı. Hemen peşinden Fi, Deep bunlar da fena değildi. Sürekli böyle şeyler olmasını İstemek de belki yanlış. Yani bu dijital platformlar bir tek senin keyfine göre mi çekecek diyebilirsiniz ama başka şeyler bekliyor insan. Ve olmadı. En doğru reçeteyle giden platformun ben her zaman Blue TV olduğunu düşünüyorum. Yani elindeki bütçeyi şimdiye kadar o kadar iyi değerlendirdi ki Shrek animasyonunda küçük bütçeyle harikalar yaratmışsın der eşek Shrek'e. Aynen öyle yani. Blue TV şimdiye kadar küçük bütçelerle harikalar yarattı ve çok iyi belgeseller, pavyon gibi, çok iyi diziler. İşte en son mesela Saygı da öyle. Saygı da çok iyi bir işte. Netflix'e bakın mesela. Netflix'te Türkiye Top 10'unda her zaman Behzat Ç'yi görüyorsunuz. İlk 10'da mutlaka kendine yer bulur. Demek ki mesela Eksen'in gidip Sihirli Annem'i yeniden çekmek yerine aslında Behzat Ç gibi yarım kalmış, tadı damakta kalmış projelere yönelmesi gerekirdi. Eksen'in ya da diğer dijital platformların. Mesela bunu kim yaptı? Behzat Ç'yi çekti, sonra devam ettiremeyeceği noktada spin-off bir hikayeyle Saygı'yı başlattı. Blue TV doğru. Ve Discovery ortaklığıyla da sanıyorum platformun olanakları, imkanları genişleyecek. Daha iyi işlerle karşımıza çıkacaklarını düşünüyorum ve bu arada bir siteden bütün platformlara eklenen filmleri kontrol ediyorum. Just Watch diye bir siteden. Orada gördüğüm şu ara film kütüphanesi en hızlı genişleyen, klasik filmleri de kütüphanesine hızla katan platform da yine Blue TV. Tabii bu böyle bir Blue TV reklamına da dönüşmesin video ama Netflix'in gittiği yol ne yazık ki yol değil. Yani 50 metrekare ama ne güzel. Güzel bir oyuncu kadrosu toplamışsınız. Güzelce çekmişsiniz. Teknik anlamda kusursuz bir iş. Işığı, sesi, rengi, her şeyi okey. Ama yani bunu da 10 bölüm atmışsınız oraya. Hepsini birden izleyin diye teşekkür ederiz. Ayda 20-30 lira ödeyerek böyle şeylere sahip olmak bulunmaz nimet. Ama ne yazık ki bu sadece yapılmış olmak için yapılan bir iş. Yani üzüldüğüm nokta da şu. Netflix'in şu anda yerli orijinaller konusunda karar veren ismi Puhu'dayken Şahsiyet'i yaptırmış, onun yapımcılığını yapmış isim. Neden oradayken böyle de buradayken böyle? İşin içindeki acaba karar mercileri kimler? Buna nasıl karar veriliyor? Mesela ben hala şuna şaşırıyorum yani. Yani Burak Aksak bekledim de bununla mı geldi? Oyuncuları anlıyorum. O işin o tarafı ekonomik yani. Biri sizin kaşenizi ödediğinde bakıyorsunuz diğer oyuncular da iyiyse o projede yer alırsınız. Oyunculuk da tıpkı fabrika işçiliği gibi bir meslek ve bundan para kazanılıyor. Ama daha geri gittiğinizde yani yönetmen yapımcı tarafına gittiğiniz zaman bu projelerin öyle akla gelen her projenin filme diziye çekilmemesi lazım.
Dijital platformların en büyük sıkıntılarından biri de bu. Bir zamanlar biri abi şöyle bir şey çekelim deyince ne saçmalıyorsun sen denilen ya da yazıldığı anda biri bir yapımcı ya da bir kanal sahibi bunu okuduğunda direkt çöp tenekesine fırlattığı konular, hikayeler şu anda dizi ya da film olup karşımıza çıkabiliyor. Türk sinemasının sorunu da olmaya başladı bu. Öyle aklınıza gelen her şeyi çekemezsiniz arkadaşlar. Çekmeyin. Seyircinin sabrı sonsuz değil. Bir yerde sizi terk eder gider. İyi şeyler çıkıyor mu? Elbette çıkıyor. Onlara yapışmak lazım. Neler var? Mesela işte Gain'deki 10 bin adım. Nefis. Eksendeki gibi. Güzel. Netflix'in kendi orijinal yapımları. Hepsi iyi değil. Çoğu kötü. Outside the Wire'ı telin dışındayı izledim mesela. Berbattı. Sonuna doğru kapattım onu da. Blue TV'nin orijinal işleri. Yeni gelecek işleri bekliyorum. Aradan seçip böyle. Hepsini birden tüketmek zorunda değiliz. Her sosyal medyada laf konusu olanı izlemek zorunda değiliz. Vaktimiz kıymetli. Aa. 50 metrekare üzerinden dijital platformlar ve bizim televizyondan, ekrandan seyrettiklerimiz üzerine yapacağım fikir yürütme burada sonlandı. Yazı altına, pardon, sinema yazarlığı böyle bir şey işte, video altına yorumlarınızı bekliyorum. Eğer abone değilseniz kanala abone olmanız beni çok mutlu eder. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize dikkat edin. İyi filmlerle, dizilerle, şarkılarla ve kitaplarla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.